Merhabalar diliyoruz sevgili seyirciler. Seçime Doğru programıyla karşınızdayız. Tabii gitgide seçimlere yaklaşıyoruz. Biz de burada adaylarımızı konuk etmeye devam edeceğiz. Belediye başkan adaylarımızı konuk ediyoruz. Bugün de konuğumuz Şarkışla Belediye Başkan Adayı, İyi Parti Şarkışla Belediye Başkan Adayı Sayın Turgay Şahin. Hoş geldiniz diyelim efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Tabii yaklaşık 2 aydır sahadasınız. Evet. Vatandaşlarla bir araya geliyorsunuz, halkla iç içesiniz. Bu noktada seçim çalışmaları yürütüyorsunuz. Evet. İlk olarak Şarkışla'da durum nasıl? Nasıl görüyorsunuz? Vatandaşların size ilgisi nasıl? Söylemek istedikleri neler? Şimdi çok güzel bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Her geçen günde Şarkışla halkının bize teveccühü, ilgisi daha da artıyor. Evet. Bundan dolayı da Şarkışla halkına teşekkür ediyorum. Esnaf gezilerimiz oluyor. Hane halkını ziyaretlerimiz oluyor. Ve gerçekten sıcak bir karşılama oluyor. Ve İnsanlarımız bize güveniyor. Evet. Projelerimize güveniyor. Bizlerin Şarkışla'ya güzel şeyler yapacağına inanıyor. Ve her geçen günde bu katlanarak çoğalıyor. Her şey çok güzel. İnşallah 31 Mart'ta da huzurlu bir seçim süreci atlatırız. Ve memleketimize hayırlı olan Şarkışla'mızın belediye başkanlığına getirilir. Peki vatandaşın sizden talepleri neler bu noktada? Şarkışla ilçesine gittiğinizde Şarkışla'da bulunuyorsunuz. Evet. Vatandaşın sizden talepleri neler? Şarkışla için ne istiyor vatandaş? Şarkışla gerçekten şu anda ekonomik olarak bir sıkıntı içerisinde. Bunu gözlemliyoruz her gittiğimiz yerde. İnsanlarımız aş iş telaşında. Bizden en büyük talepleri belediyenin iş bulma noktasında yardımcı olması. Evet. En çok karşılaştığımız sıkıntı bu. Bizlerin de projeleri zaten geçmişte de burada programlarınızda anlattık. Şarkışla'nın gençlerine, insanlarına aş bulmada, iş bulmada yardımcı olacağız. Projelerimiz de bu yönde. Belediye sadece çevre düzenlemesi, kaldırım yapan kuruluşlar değildir. Bizler de projelerimizle Şarkışla halkının iş bulmasında katma değer sağlayıcı, istihdam sağlayıcı projelerimizle inşallah katkı sağlayacağız. Bununla alakalı insanlarımız bize taleplerde bulunuyor. Biz de bunun sözünü verdik. Ayağa yere basan projelerle inşallah Şarkışla'mızın bu yarayan kanasına merhem olacağız. Tabii biraz sonra detaylara gireceğiz. Projenin detaylarını merak ediyoruz ama evet. Onun öncesinde Şarkışla'ya nasıl bir belediye başkanı olacağınızı taahhüt ediyorsunuz. Bu noktada baktığımız zaman 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Turgay Şahin belediye başkanı olursa Şarkışla için nasıl bir Turgay Şahin karşılayacak Şarkışla'da? Bizim projelerimizde zaten bir tanesi de şeffaf bir belediyecilik anlayışı olacak. İnşallah biz belediye başkanlığına getirildiğimizde benim, belediye meclis üyelerimin hepsinin noter huzurunda mal beyanında bulunacağız biz. Bunu açıkça buradan söylemek istiyorum. Çünkü şeffaf bir belediyecilikte bu çok önemli. Mal beyanında bulunacağız. Bizim ne üzerimizde malımız, mülkümüz varsa bunu insanlar bilecekler. Bunu garantisini veriyoruz. İnşallah dediğim gibi şeffaf olacağız. İhalelerimizi icabında görsel medyayı da çağıracağız. Oraya gazetecileri de çağıracağız. Yapılan ihaleleri halkımızın huzurunda. Bunun garantisini veriyoruz. Bu çok önemli. Ben bunu önemsediğim bir proje. İlk başta bunu gözeteceğiz. Daha sonra tabii ki tüy bitmemiş yetimin hakkını gözeten, efendim çalmayan, çırpmayan bir belediyecilik anlayışı içerisinde olacağız. Şarkışla'mızı hak ettiği yere getireceğiz. Ben Şarkışla'mın şu anda hak ettiği yerde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü evet. Şarkışla'mız gerçekten hem görünüm itibariyle hem ekonomik olarak gitgide geriye gidiyor. Biz küçülüyor diyorsunuz. Küçülüyor, göç veriyor. Şehircilik anlamında, yapısal anlamında çok görsel değil. Ekonomisi geriye giden bir ilçe haline geldi. Biz bunu ama önemli bir merkezdir aslında Şarkışla. Evet. Hayvan pazarı anlamında. Türkiye'nin evet. neredeyse en büyük hayvan pazarlarından biri Şarkışla'da. Tabii ki gerçeğin çoğunluğu tarım ve hayvancılığa bağlı. Ama tarım ve hayvancılığın son zamanlarda Tarım Bakanlığımızın, hükümetin yapmış olduğu yanlış politikalar tarım ve hayvancılığı da geri götürdü. İnsanlarımız şu an para kazanmıyor. Tarım ve hayvancılık her geçen gün kan kaybediyor. Evet. Ve Şarkışla şuna ihtiyacı var. Tarım ve hayvancılığı destekleyecek sanayiye ihtiyacı var Şarkışla'da. Biz bu noktada elimizden geleni
Şarkışla için harcayacağız ve oraya inşallah Şarkışla organizemizi, hayvancılığımızı destekleyecek projeler üreteceğiz. Ki bu projelerimiz var. Daha önceki şeyleri anlatmış, programları anlatmış. Yine anlatacağız bugün. İnşallah. Detaylıca bugün yine gireceğiz o konuya. Önemli bir konu. Şarkışla'da gördüğünüz eksiklikler neler efendim? Şarkışla'da gördüğümüz eksiklikler gerçekten Şarkışla'nın görünüm açısından çok hoş değil. Bunu bir defa Sivas'tan, Şarkışla'dan gelen misafirlerin Şarkışla'ya girdikleri zaman bir Şarkışla hak ettiği yerde değil diyorsunuz. Değil. Görsel açısından bunu bir defa bunu yapmamız lazım. Gelen misafirlerin güzel bir ilçeymiş demesi lazım. Görünüm itibariyle işte her şeyin standarda bağlandığı, ana caddelerin düzgün, yollarının, kaldırımlarının düzgün, efendim açılması gereken yolların açılmış, yıkılması gereken binaların yıkılmış bir şekilde insanlarımızın, misafirlerimizin geldiğinde güzel bir ilçe görmesini gerçekleştireceğiz. Bu çok önemli. Evet. Benim önemsediğim projelerden bir tanesi de bu. Bunu yapacağız. Çünkü bunu yaparken de tabii ki insanlarımızın hakkını koruyaraktan, o mirasçılarını efendim kanunlara uygun bir şekilde haklarını vererekten bunları biz gerçekleştireceğiz. İkincisi dediğim gibi ekonomi açısından tarım ve hayvancılığa katkı sağlayabilecek, ekonomiye katkı sağlayabilecek projelerimiz olacak. Bu da sanayi, organik sanayimizi hayata geçireceğiz. Organik sanayimizi şu anda daha önceki programımda söyledim bunu. Gerçekten sıkıntılı bir durum. Yolu yok, beli yok, altyapısı yok. Biz bunları yatırım yapılabilir hale getireceğiz. Evet. Ve özel sektörden görüştüğümüz arkadaşlarımızı oraya organize sanayimize yatırım yapması için getireceğiz. Bu görüştüğümüz firmalar da var. İnşallah bir süt fabrikasını, bir yem fabrikasını Şarkışla'mıza kazandıracağız. Tabii iddialar var bu yönde adaylıktan çekilecek diye. Adaylıktan çekilme sürecinde de böyle bir işte demek ki hem görsel medyada hem sosyal medyada gitgiden ilgi alaka artıyor bize. Bu da diğer rakiplerimizi kıskandırmış olmalıdır ki. Böyle bir şey çıkarmışlar. Tabii üzdü bizi. Öyle bir şey yok. Biz çıktığımız yolda yürümesini biliriz. Davamıza sahip çıkıyoruz. Biz bu İYİ Parti'nin neferleriyiz. Evet. Ve sonuna kadar da partimizin bu sürecin takipçisi olacağız. Öyle bir şey yok yani Şarkışla'da. Peki baktığımız zaman aynı zamanda yerel yönetimle aslında hükümet arasında aynı parti olması yatırımların gelmesi açısından önemli deniyor bu noktada. Evet. Tabii siz de İYİ Parti'den belediye başkanı adayı oldunuz. Bu noktada 31 Mart yerel seçimleri sizce adaya göre mi oy verilecek seçmenler? Yoksa merkezi hükümete göre mi oylarını kullanacaklar? Şarkışla'da bu durum nasıl? Şimdi adaya mı bakıyorlar, partiye mi bakıyorlar açıkçası? Biz bunu geçmiş, bundan önceki belediyede, Kasım Bey'in başkanlığındaki belediyede gördük. O dönemde de bir iktidar partisi belediye değildi ama Şarkışla'da güzel şeyler yapıldığına inanıyoruz. Ki bunu Şarkışla halkı da biliyor. Bence iktidar partisiyle hiçbir alakası yok. Şu anda da 5 yıldır Şarkışla'yı bir iktidar partisinin belediye başkanı görevde. Ama Şarkışla'ya ihtiyacı olan hiçbir şeye karşılık veremedi. Sadece bir altyapı çalışmasının haricinde doğru düzgün bir proje ortaya koyamadı. Bence daha önceki belediye başkanı daha başarılıydı. Demek ki belediyelerin çalışabilmesi için belediye başkanının çok şeyi var. Yani biraz dirayetli olması lazım. Kafası çalışır olması lazım. Projeleri anlayabilen, Şarkışla'nın ihtiyaçlarını iyi tespit etmiş, iyi analiz etmiş kişiler olması lazım. Evet. Şarkışla'da doğmuş, büyümüş, Şarkışla'yı gerçekten tanıyan insanlar olması lazım. Ki bu şu andaki mevcut belediye başkanımız da dışarıdan ithal getirilen bir belediye başkanı. Şarkışla'yı fazla bilmeyen ki onu şu andaki çalışmalarında da gerçekten Şarkışla'yı bilmediği, tanımadığı, ihtiyacı olan neyse onu gideremediğini görüyoruz. Yani Şarkışla halkı da bunu görüyor. Evet. Gerçekten şu anda iktidar partisi orada belediye başkanı olmasına rağmen hiçbir şey yapmadı. Şarkışla halkı da bunun gerekli dersi 31 Mart'ta verecek. Buna eminim. Verirken de bunu diğer partilere değil, oyunu İYİ Parti'den bizden yana kullanacak. Çünkü biz dediğim gibi şahıslar da belediye seçimlerinde önemli. Yani bizim orada yapacağımız projelerimizin ayağının yere bastığını, gerçekçi olduğunu ve bunun
şahsımın bundan üzerinden geleceğini insanlarımızı artık kanaat gelmiş durumda. Evet. Dolayısıyla bize bir güven var. Bundan dolayı da bize bir teveccüh oluştu. Her geçen günde bu artıyor. İnşallah 30 Mart'ta insanlarımızın tercihi bizden yana olacak diye düşünüyorum. Tabii bu noktada projeleriniz de oldukça önemli. Ama evet, onun öncesinde bir de kararsız seçmenler var. Anketlere bakıldığında sandığa gitmek istemeyen seçmen çok fazla bu noktada. Türkiye genelinden bahsediyorum. Şarkısı ilçesinde kararsız seçmen var mı? Kararını tabii, neden tabii sizden yana kullansınlar? Ya aslında 16-17 yıllık bir iktidar var memleketi yöneten. Evet. Yani insanlarımız tabii ki belediyede öncelikli şahıs olarak değerlendiriyor ama bir partilerin de bir şeyi var. Ağırlığı özellikle iktidar partisine karşı insanlar bir yılgınlık içerisinde. Bunu görebiliyoruz. Çünkü büyük bir heyecanla başlanan iktidar 16-17 yılın sonrasında gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yarattığına inanıyorum ülkemizde. Büyük bir hayalle sarılan insanlarımız iktidara efendim tek başına iktidarı verdi. Dedi ki olmadı, başkanlık seçimi, başkanlık sisteminin getirilmesi lazım dedi. Başkanlık sistemini verdi. 15 Temmuz'da tankların altına yattı. Göğsünü kurşunlara siper etti. Bu iktidara sahip çıktı. Ama bu iktidar evet, süper devlet olma yolunda vaatleri bulunan bu devlet iktidarın süpermarket olma yolunda gittiğini görüyoruz. İnsanları affedersiniz hıyar kuyruğuna, salatalık kuyruğuna, biber kuyruğuna tıkan bir şey oldu. İktidar haline geldi. Bu da insanlarımızda bir şey oluşturdu. Hayal kırıklığı oluşturdu. İnsanlarımızın kafası karışık. Muhalefette sürekli kendilerini alternatif yaratmamak için sürekli muhalefeti işte terör yanlısı, FETÖ'cü, PKK'cı olarak lanse ettirerekten insanlarımızı ayrıştırdı. İnsanlarımız da sanki bir işte ne diyor Millet İttifakı'na Sayın Cumhurbaşkanımız? Zillet İttifakı diyor. Evet. HDP eşittir diyor, işte PKK'dır diyor. PKK o zaman sen HDP eşittir PKK'ysa sen 80 trilyon lira parayı senin imzanla HDP'ye parti yardımı olarak gitti. O zaman sen PKK'ya parti yardımı yapan bir lidersin. Yani böyle düşünmemek lazım. Kendisine oy verirken Kürt kardeşim, muhalefete oy verirken PKK. Yani bunu insanlarımız artık görüyor, bunu da görüyor. Evet. Muhalefetteki insanları sürekli sindirme, korkutma, öteleştirme. Bunu insanlarımızın kafa karışıklığının giderildiğini, yavaş yavaş bazı şeylerin netleştiğini görebiliyoruz. İnsanlar önceden inanabiliyordu. Evet. Ama artık inanmıyor. Kafasındaki karışıklığın gitgide durulduğunu görüyoruz. Diyor ki işte bir değişsin. 16-17 yıldır bir iktidar var. En azından şimdi ben yine genel seçimde AK Parti'ye oy verecek de olsam şu yerel seçimde efendim şeye bir ders verelim diyor. İktidara bir kulağını çekelim diyor. Bir not bu da diyor. Muhalefet partilerinin bir avantajı olarak görüyoruz. Muhalefet partisi derken bunu Cumhur İttifakı'ndaki MHP, Büyük Birlik Partisi falan olarak düşünmüyor. Yani muhalefette kim var? Bugün İYİ Parti ve CHP var. Evet. Bunu insanlarımızın... Bazı noktada HDP de destekliyor. Ya, Güneydoğu'da HDP var. Evet. Orada 6-7 milyon insanın oy verdiği bir parti neticede. Hı hı. Ki o partinin meclise gelmesinde en büyük etken de şu andaki iktidar. Evet. Daha da silah kullanmaktansa gelin mecliste siyasetinizi yapın dediler. Bir şekilde meclise bunların zamanında geldi bu HDP. Evet. Ama sen şimdi HDP eşittir PKK dersen bu da ötekileştirme olur. O zaman da gereğini yaparız. Gerekirse seçimden sonra direkt o zaman kapat. Kayyum atarız diyor. Ata. Yani neticede sen 80 trilyon lira efendim parti yardım yapacaksın. Hı hı. Güçlendireceksin. Ondan sonra da HDP eşittir PKK diyeceksin. O zaman her türlü yetkiyi alan biri olaraktan kapat gitsin. Yani PKK'da mecliste olmasın değil mi? Yani dediğim gibi bunu insanlarımız görüyor artık. 16-17 yılın sonunda gelinen noktada insanlarımız bu iktidardan memnun değil. Evet. Ve muhalefet güçlü bir muhalefeti istiyor. Güçlü bir muhalefet bence alternatif, bu iktidara en büyük alternatif İYİ Parti. Şöyle sağ kesiminin de oyun alabilecek, sol kesiminin de oyun alabilecek. Gerçekten insanlarımızın her anlamda tatmin edebilecek bir parti İYİ Parti olarak düşünüyorum. Şöyle de söylemler var. Yani bazı vatandaşlar özellikle
Evet, AK Parti'ye oy veriyor. AK Parti'ye vermezse kime vereceğiz diyor. Güçlü bir muhalefetin olmamasından da kaynaklanıyor aslında. Tabii ki bunu... Bu noktada ana muhalefete de büyük görevler düşüyor. Tabii. Bunu bu noktaya getiren de bu iktidar. Bakıyoruz yani kendisini eleştiren MHP partisi bugün MHP'nin iktidarın koltuğundan. Yine Büyük Birlik Partisi... Ona baktığımızda 15 Temmuz süreci var. Ondan sonra bir ittifaklar sağlandı. Işte. Ya ben şuna inanmıyorum. Beka sorunu bilmem bir şey. Yani bu Türkiye'nin anda... beka sorunu varsa iktidarın... iktidar 17 yıldır sen memleketi tek başına yöneteceksin. Her türlü yetkiyi eline alacaksın. Başkanlık sistemi diyeceksin alacaksın. Ondan sonra çıkacaksın diyeceksin ki ya ülkede beka sorunu var. O zaman sende bir sıkıntı var. Ülkede beka sıkıntısı varsa ülkeyi demek ki iyi yönetemedin. Niye beka sıkıntısı olsun? Ben ülkemizde beka sıkıntısı olduğunu inanmıyorum. Nedir şu bu beka sıkıntısı? Şu an içinde bulunduğumuz ekonomik durumu nasıl yorumluyorsunuz peki? Biraz ya aynı dediğim gibi yani şimdi ekonomi varsa onun sorumlusu da bu iktidar. Sen ne dedin? Ekonomi krizler olmayacak. Memlekette işte rahmetli Ecevit'in önüne bir yazar kasa atılmıştı. O dönemde bir 2002 krizi yaşandı. 2001 krizi. Ondan sonraki süreçte bu iktidara insanlarımız sarıldı adeta. Niye? Tekrardan ekonomik krizler olmasın. İşte PKK askerimizi, polisimizi şehit etmesin. İyi ilişkilerimiz olsun, ülkemiz güçlü olsun, müreffeh olsun, kalkınması iyi olsun diye bu iktidara sarıldı insanlarımız. Doğru mu? Doğru. Sen her türlü yetkiyi almana rağmen tekrardan çıkıp 16-17 yılın sonunda ekonomik krizi sağa sola sen paslıyorsan insanların da buna inanmaz. Hem ekonomik dış güçlerden bahsediyoruz bu noktada. İşte ekonomi de sen iyi yönetemediğinden dolayı, ülkeyi iyi yönetemediğinden dolayı ekonomik kriz oluyor. Kime bahane buluyorsun? Çıkıyor Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki bir memlekette diyor %40 şey olur mu diyor. Faiz olur mu bankalarda diyor. Kime diyorsun? Bana mı diyorsun? Ülkeyi yöneten sensin. Faizleri düşür. Faiz lobisi. Her şeyin bir lobisi oldu yani son günlerde. Faiz lobisi, domates lobisi. İşte yani bu lobi aldı başını gidiyor. Yarın bir gün çıkıp yani hayvancılık inekler bize şey uğradı diyebilir. Hayvanlar bize lobi yaptı diyebilir. Yani bu nedir? Her şeyin bir lobisi var. İlkeyi sen ya yöneteceksin, bahanen yok. Yani sen muhalefet partisi değilsin ki. Eğer bir lobi varsa dağıtma o lobiyi. Yani, devletsin. Yani. Mabet, devlet sen her şeye muktedirsin. Gücün var. Her türlü silahlı kuvvetler elinde. İnsanlarımızı sen şikayetlenme. Şikayet merci değil orası. Orası hizmet merci. İcra merci. Yani sen bunu yapamıyorsun. Ondan sonra her çıktığında ilk şeylere, meydanlarda birilerini şikayet ediyorsun. Bence bu yanlış bir politika. Tabii ki biz yerel siyaset yapıyoruz. Yerelde biz onlara takılmayacağız. Yani biz Şarkışı'ya neler yapabiliriz? Evet. Bu ekonomik krizin olduğu dönemde hangi projelerle Şarkışı'ya faydalı olabiliriz? Bunları gerçekleştireceğiz. Bunları uygulayacağız. Biraz önce bahsettiğiniz için hem ülke geneline baktığımız zaman ekonomik anlamda hem de tarım anlamında yaşadığımız sorunlar. Bununla birlikte de Şarkışı'da biliyorsunuz tarım hayvancılık şehri gerçekten de. Evet. Bu noktada da Şarkışı'da ciddi sorunlar olduğunu biliyoruz. İşte dediğim gibi ekonominin tarımın düzgün olmaması, iyi projelerin ortaya konulmaması Şarkışı'daki tarımı hayvancılığı da etkiledi derinden. Evet. İnsanlarımızı gidiyoruz, tarım ve hayvancılıktan para kazanmadıklarını söylüyorlar. İşte besicilik yapanlar hayvanını kestirdiğinde maliyeti karşılamadığını söylüyorlar. Süt sığırcılığı yapanlar son dönemlerde Şarkışı'da İPART'tan bayağı bir çiftlik yapıldı. Bu insana da para kazanamıyor. Ve her yıl birkaç tanesi kapanıyor, iflas ediyor ve atıl duruma düşüyor. Büyük açılan tesisler. Büyük umutlarla yapılan bu tesisler tabii ki yani iflasın eşiğinde birçoğu da. Evet. Böyle giderse bir tane bile tekrardan o bir çuval incir beybat olmuş olacak. Bir sürü paralar harcandı, kaynaklar aktarıldı. Avrupa Birliği'nden, Türkiye kaynaklarından İPART adı altında bir sürü çiftlikler kuruldu. Ama gelinen noktada o çiftliklerin de ayakta kalmayacağını görüyoruz. Peki Şarkışı'ya girelim tekrar isterseniz. Şarkışı'da da iş anlamında, istihdam anlamında, kültür anlamında, sanat anlamında Şarkışı'ya neler katacaksınız efendim? Bizim kültürel anlamda en büyük değerimiz Aşık Veysel. Biz bunu da doğru düzgün kullanamıyoruz. Aşık evet. Veysel'i dünya tanımasına rağmen işte bir günlük bir anma töreniyle bu geçiştiriliyor. Biz belediye olduğumuz zaman inşallah
belediye başkanlığında. Bununla ilgili de projelerimiz var. İşte en az bir hafta sürecek aşk vesile anma törenleri yapacağız. Yurt dışından. Kültür ve sanat etkinlikleri. Tabii tabii. Yani bunu yapmamız lazım. Çünkü gerçekten dünyaya mal olmuş bir ozanımız. İyi değerlendirmemiz lazım. Şarkıcıya da bir getirisi olacak bunun. Sadece bir günlük bir anma töreniyle aşk veselini geçiştirmemesi lazım. Buna sahip çıkacağız. İşte Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir liderimiz, Allah rahmet eylesin. Onun geçen programda anlattığım bir köyü var. Şehirler arası bir köyü şeyde, mevki olarak. O köyü inşallah proje geliştirip o köyü de müze haline getireceğiz ki o giden birçok insanın o köyü ziyaret edeceğini düşünüyorum. Birçok insan gidiyor Muhsin Yazıcıoğlu'nun köyünü bir görelim diye çamur içerisinde, pislik içerisinde, yani sahip çıkılmıyor. Muhsin Başkan'a da onun sırtından siyaset yapanlar efendim ama ona sahip çıkmıyorlar. Onu da biz gerçekleştireceğiz inşallah. Onunla alakalı da projelerimiz var. Evet. O değerimize sahip çıkacağız. Onu başka siyasete alet etmeden onu artık bu tip projelerle. Artık Muhsin Yazıcıoğlu ismi Sivas için. Siyaset üstü bir insan. Artık yani Sivas'ta yaşadığı suikast sonucu. Tabii Sivaslıdır, şarkıcılarıdır. Kendisine sahip çıktık. Ben sahip çıkılmadı da demiyorum. Sahip de çıkıldı Muhsin Başkan. Hiçbir yerde ad olmayan bir parti Sivas'ta şarkıcıda da birinci olması her zaman ikinci parti oldu. Evet. Ama bundan sonra bu defteri kapatacağız. Büyük Birlik Partisi'nin artık parti olarak değil, Muhsin Başkan'ı partiler üstü bir insan olarak da yaşatacağız. Ona sahip çıkacağız. Bu şekilde sahip çıkacağız. Gençler, yaşlılar, engelliler için neler yapacaksınız efendim? Gençler için inşallah bir 4 yıllık fakülte gelecek bizim Şarkışlaya. Onlarla alakalı bir onların gidip zaman geçirebilecekleri bir tesis düşünüyoruz. Çünkü Şarkışla böyle çok fazla bu tip tesislerin olmadığı maalesef. Ama biz bununla alakalı işte üniversite gençliğine yönelik içerisinde oturup zaman geçirebileceği, yemek yiyebileceği, bir takım spor etkinliklerine katılabileceği bir tesis düşünüyoruz. Bununla alakalı da yer tespitimiz var. İnşallah onu da projelerimiz içerisinde gerçekleştireceğiz. Önemli olur şarkı şey için gerçekten. Tabii ki yani gençliğin gidebileceği, oturabileceği, zaman geçirebileceği yerlerimiz çok az. Peki, belediye bünyesinde olacak. Şarkışlar'daki seçmenlere buradan seslenecek olsanız neden bu seçimde Turgay Şahin demediler? Neden demediler? Çünkü ben Şarkışlar'da doğdum, Şarkışlar'da büyüdüm. Şarkışlar'ın sorunlarını biliyorum, sıkıntılarını biliyorum. Evet. Yatırımımızı Şarkışlar'a yaptık biz. Bundan sonra da yapacağız. İnşallah bu belediye başkanlıktan sonra da Şarkışlar için gerçekten ihtiyacı olan neyse bunları biz biliyoruz, tespit ettik. Evet. Bunları bir yer gerçekleştireceğiz. Şarkışlar hakkı da buna, bundan dolayı da bana güveniyor. Yani evet. Bu kardeşimiz bu işi becerir diyor. Yani yaparsa Turgay Şahin yapar diyorlar mı? Yaparsa Turgay Şahin yapar diyorlar. Gerçekten diyorlar. Bizim bir beklentimiz yok. Biz belediyede bir çıkar ilişkimiz yok. Biz müteahhit değiliz. Bir maaş için de gelmiyoruz. Dolayısıyla biz oraya hizmet için geliyoruz. Şarkışlar insanı da bunu görüyor. Evet. Gerçekten her geçen günde bu bize karşı ilgi, alaka çoğalıyor. Teşekkür ediyoruz Şarkışlar halkına. İnşallah iyi bir seçim süreci de atlatacağız ve 1 Nisan sabahı bu kardeşlerini o koltuğa layık görecekler. İnşallah. Çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız için. Seçimlerde başarılar dileyelim. Sağ olun. Son olarak eklemek istediğiniz, unuttuğunuz bir şey varsa. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Size de yayın hayatınıza başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler. Şarkışla, İYİ Parti Şarkışla Belediye Başkanı adayı Sayın Turgay Şahin'i konuk ettik. Hem projelerini konuştuk, hem Şarkışla'nın durumunu konuştuk, hem de vaatleriyle ilgili bilgiler verdi. Özellikle gençlere yönelik vaatleri var, işsizlere yönelik vaatleri var, engellilere yönelik vaatleri var. Organize sanayi, Şarkışla için organize sanayi projesi var ki oldukça önemli bizce de Şarkışla için. İyi istihdam anlamında da gençlerin önünü açacak ve Şarkışla'dan göçü önleyecek projelerden bir tanesiydi. Bunları konuştuk. Birazdan ana haber bülteniyle karşınızda olacağız efendim. Şimdilik hoşçakalın.